Evet. Bugün oyunla alakalı değil, farklı bir video çekeceğiz. Yine oyuna bağlı işte. İlk önce Apple Store Türkiye'yi tebrik ediyorum. Dün öğlen sipariş verdim bunları. Bugün geldi. 24 saat bile olmadan geldi. Dün saat 2 gibiydi sipariş verdiğimde. Bunu sipariş verip vermemekle alakalı bir hafta 10 gün kadar savaş verdim. Vereyim vermeyeyim ama dayanamadım. Benim böyle elektronik işlere karşı bir zaafım var. Benim de keyfim bu. Bunlar size aldım. Hoş. Evet, Poşetler. tamam. Abo. Niye iki tane bu? İki tane mi? Nasıl ya? Yanlışlıkla iki tane mi aldım yoksa biri yedek mi bunun? Faturası maturası yok mu bunun? Şurada. Ben internetten alışveriş ederken böyle şeyler çok yaşadığım için iki tane almış olabilirim vallahi. İki adet diyor yemin ediyorum. Bunun birini iade edeceğiz artık nasıl yapacaksak. İki tane mi almışsın? İki tane almışım ya. Ay Allah'ım ya Rabbi. Ve bu çok para. Ben de kalem malem kullanamam aslında da merak ettim nasıl bir şey diye. Neyse bu iki tane kalemimiz. Ve beklenen cihaz, savaş verdiğim cihaz bu. Bu da kılıf. Rengini merak ediyorum bunun. Nasıl bir... Tişörtün oldu. Dur şunu bir açalım. Şunun arkadan açılacak yeri vardı ya. Ben bayağı da şey almamışım şeyden. Ben olsaydım önce iPad'i açardım. Herhalde kılıfını açıyorsun şu anda. Kötü olacak. Tam çingene şey olacak. Buna yeni bir kılıf almak lazım. Neyse. Asıl konuya gelelim. Şunları atalım içine. Çekeyim bakayım. Bunu niye aldım? Bu kadar iPad varken niye aldım? Manyak mısın abi diyebilirsin. Bu yeni çıkan iPad Pro 10,5 inç. Bir de bunun 12 küsür inci var. Buraya yapıştı. Neyse onu sökeriz sonra. Ding. Hayatta en sevmediğim, nefret ettiğim şey şu. Ben daha önceki eşime bir tane araba almıştım. O arada çok yoğun çalışıyordum. Yani evde bile duramıyordum neredeyse. 3 ay, 4 ay sonra araba benim araba servisiydi. Onun arabasını aldım gideceğim Çorlu'ya. Bir indim aşağıya. Koltukların üstündeki naylonlar duruyor. Sökmemiş. Evet. Evet. Şunu bir zoomlayabilir miyiz? Teşekkür ediyorum buradan bu arada. Başkan çok incesin. Vay. Tamam mı? Okuyamayanlar için ben okuyayım. Ümit abi ellerinden öpüyorum. Saygılarımla Süpersel Başkan. Teşekkür ediyorum başkan. İncesin. Bunu ciddiye alıp da gerçekten edebilir tabii bu arkadaşlar. Sonra sağda solda konuşuyorlar. Başkan iPad yollamış. Başkan
100 tane elmas bile yollamadım bugüne kadar. Bu da şarj cihazımız. Bu şarj cihazlarını da çok seviyorum. Daha büyük müdür acaba dedim ama. Bu arada şarj cihazı alırken iPad'inize şarj cihazı alıyorsunuz farz edin. Ya da telefona. Telefonunkiler 5 watt. iPhone'unkiler 12 watt. Yanında yazıyor. iPad için şarj cihazı alıyorum diye 5 watt'ı alıyorsun. 2,5 saatte şarj ediyor doğal olarak. Onun için şarj cihazı alırken orijinal alacaksın. 12 watt yazdığını dikkat edeceksin. 12 wattla telefon da doğal olarak daha hızlı şarj oluyor. Evet, gel bakalım sen cücük. Zavallı yavrum benim. Çok kahrımı çekti sağ olsun. Bir senedir bununla uğraşıyor. Aradaki fark ne kadarmış? Şu kadar. Yani işte en olarak 2 santim gibi, yandan da öbürünün çerçevesi daha ince galiba. Evet, çerçevesi daha ince dediğin gibi. Evet, böyle bakarsan daha net. Hey babala! Hadi seninle görüşürüz. Teşekkür ediyorum yaptığın her şey için bugüne kadar. Bu bununla nasıl olacak? Ters mi tabi? Niye yapışmıyor? Ha? Yo, kötü de durmadı yani. Güzel oldu. Bir şey yok zaten bunun içinde. Yalnız bu herifler bu kutu işini harbiden çok iyi yapıyorlar. Şunun bir tanesini de açalım. Görelim şu kalem muhabbeti. Bu nereden açılıyor ya? Ey babala, yakıştı elime. Bunun yedek ucu mucu diyordu. Evet, burada da yedek ucu var. Bu ne? Yani şarj etmek için. Şu yedek uç. Bu da arkasına bunu takıyorsun. Ha, bu bozulursa diye yedek USB. Nasıl şarj ediliyor? Normal takıyorsun işte. Yani iPad'e falan mı takıp şarj ediyorsun diye düşündüm ama. Bakayım. Işık mışık yok mu ya? Çok güzel durdu. Neyse, buna bakarız sonra. Ama bu çok faydalı bir eser diye söyleniyor ama ben kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım bilmiyorum tabi. Ama kullananlar için Selda. Tamam, bunu da yaptık. Kalemi de yaptık. Merhaba. Ya merhaba bir tanem. Yalnız çok iyiymiş ya.
Ekran Arkadaşlarına tanıştır istersen, burada bak, bekliyorlar tabii. ekran açıkken daha iyi anlaşılıyor aradaki fark. Değil mi? Where is my Türkçe? Niye sıraladın ya? Kalemini kullansana. Onu tanıtman mı Tanıtman gerekiyor acaba? gerekiyordur, evet. Tamam, seçti ki. Dil ayarlanıyor. Ayarla yavrum. Yeni iPad. Bu ne lan? Yeni iPad'inizi ayarlamak için Apple kimliğini kullanın. Bu bunu nasıl anladı ki? Baksana buraya. Bunu açtık. Allah Allah. Garip değil mi? Yeni iPad'i ayarla. Yeni iPad'inizi ayarlamak için Apple kimliğini kullanın. Enteresan. Çalışan iPhone'unuz iPad'iniz varsa otomatik olarak giriş yapmak için yakınlaştır. Yakınlaştırdım. Bunun içinde ne varsa buraya atacak şimdi. Abu! Sürdür. Çok iyi ve yanlışlıkla yaptık. Diğer iPad bekleniyor. Yeni iPad'iniz kameraya doğru tutun. Nasıl yani? Kamera nasıl tutacağım ya? Geri çevir, iPad'i ters çevir öbür iPad'i. Kamera arkada kaldı. Öndeki kamera ne olacak? Elle kimlik doğrula. Neyse dur. Bunu mu ters çevireyim? Saçmalama canım, ekrana bakıyorum, nasıl ters çevireyim? Bu görüntüyü diğer iPad'inizin çerçevesine konumlandırın. Böyle yapacağız. Kılıfı bir çıkar istersen. Bu kılıfı çıkarsana ya. Al, hadi bakalım, hayırlı olsun. Yeni ufak bir mini iPad geliyor. Kameraya doğru tutun diyor ya, bir dakika. Evet, doğru söylüyorsun. Bu bunu okuyacak. Evet. Bir şeyler oluyor abi orada. Tanıdı mı? Bilmiyorum vallahi, ne yapmaya çalışıyor. Bağlanıyor diyor. Diğer iPad'inizin, bunu niye çıkarttırdın ki bana? Neresi bunun yüzü tersi? Tersini mi çektin ya? Neyse. Diğer hesabımız diğer iPad'in parasıyla korunuyor. Paraların şifreleri. Çok iyi ya. Korkunç bir şey bu. Ve yanlışlıkla yaptık biz bunu. Biz bunun içindekiler oraya atmaya çalışacaktık. Zarttır zurttur. Bağlayacaktık. Tamam, yakınında zaten. Can ciğer kuzu sarma oldular. Bilgileriniz aktarılırken bu iPad'i, yeni iPad'inizi yakında tutun. Bu sürer yarım saat. Sürsün isterse 4 saat. Yandan. Touch. Tamam, ben onu Apple kimliği yaparım. Yine parmak izini sürdür. Tamam. Üstüne ekran düğmesinin üstünü tamamen kapatın.
sürdür parmağınızın kenarlarını, yanlarını. Parmak izi okunuyor. Tamamlandı, sürdür. Çok zevkli. Bugün bana iş çıktı. Benim de böyle bir keyfim var, yapacak bir şey yok yani. Bir bu iPad'lere, bir de bu tıpon çakmaklara takıntım var. Şu kalemi de inceleyip akşam kalemle alakalı video atacağım. Kalem çok pratik aslında, bir alışsam. Ya yok, bunda çizim yapıyorsun, işte yazıyorsun. Normal yani ekrana yazdığını normal şeye çeviriyor filan, çok özellik var. Yani durup dururken o parayı almıyordur o. Bak mesela bu Apple'ın bence en güzel cihazı bu. AirPods. İçine bakabilir kulaklık. Miyiz? İçinde iki tane böyle kulaklık var. İstersen sağ, istersen sol ayrı ayrı kullanabiliyorsun. Bunu şarj ediyorsun, bu içerideki kulaklıkları şarj ediyor. Yaklaşık 15 dakikada doluyor. 48 saat gidiyor bir tanesi. Yani bir tanesi bitti. Öbür gün alıp 48 saat devam edebiliyorsun filan. Kulaklık değil bu, başka bir şey. Evet, bu AirPods, diğerleri kulaklık. Uygulamalar verileri geri yükle. 4 Mayıs. Tamam. Süper ya. Çok iyi gerçekten de, bravo. Kabul ediyorum. Etmez miyim? Etmez miyim? Paylaş ya sizde her şeyi paylaş. True Tone ekranı olmadan gör, sürdür. iPad renklerinin farklı ortamlarda tutarlı olarak görünen ortamda geçirmenin ortamda ortamda uygulanır. Bunu daha sonra ekran paralıklarına sürdür. True Tone dediği de bu iPad Pro'da ilk defa. Vay, sürdüremiyorum, her sürdürüyormuş. Gündüz saati çay içemiyoruz, kahve içiyoruz. Bu da bir arkadaşın hediyesi kupada. Vay öküz kendine deyip onun hediye kupa almış demeyin yani. Evet ya, iyi ki de almışım. Bir hafta 10 gündür cebelleşiyorum. Mailden de kurtulmuş olduk. Vallahi takdire şayan. Yani çoğu kişi Android sistem, işte Samsung kullanıyor. Ama herkes alıştığına göre herhalde. Tek geçerim, ciddiye bile almam yani. Biz işte mahalledeki güzellerin ısrarıyla bir tane Samsung aldık. Şu an piyasadaki en iyi Samsung bu. Şey, tablet bence iğrenç. Ya da ben alışamadım diye. Samsung kullananda bunu açtığı zaman bu ne diyor ya. Hadi yükle ya. Son bir dakika. Yanlışlıkla yaptık ya, çok iyi oldu. Lan diyorum, nasıl aldılar da bunu? Takdire şayan. Ya ne oldu lan? Kapatıp açıyor mu? Ya bu lan lafı da bana yeni çıktı ya. Hiç hayatımda kullanmam, kullanmayı da sevmem. Bir hafta 10 gündür bir aradı, ağzımdan çıkıyor, anlamadım. Hele kadında, nefret bir durum. Lan, la.
Direkt at balkondan, hiç bakma. Ana ekran lümesini yükseltin mi? Yukarı mı itlemek istiyorsun? Nasıl yükselteceğim dayı? Ana ekran düğmesini yükseltin. Bu ne demek ya? Neyse, velhasıl böyle arkadaşlar. Ben bunlarla biraz akşama kadar cebelleşirim. Akşam size bitmiş haliyle. Bu arada mahallede Sibel bazı oyunların, banlı oyunların açıldığı yazıyormuş forumlarda. Banlanan arkadaşlar bir denesinler ama bence imkansız. Bir günde açmaz ona, tövbe. Ya birileri şaka yaptı. Yine de kontrol edin. Açılmış olan varsa videonun altına yorum yapabilir. Touch ID veya parola girin. Touch ID gireceğim. Hey babala! Sürdür. Neler geldi şimdi, onu merak ediyorum ben. Yeni cihaz çok zevkli değil mi? Doku her yerde giriş tanıtıyor. Her yerden derken zaten öyleydi. Son uygulamalar arasında geçiş yap. Onu komple yukarı itersen bütün ekranlar açılıyor. Aybede hoş geldin. Hoş bulduk ya! Başlat. Hey de indiriliyor. Mailler. Ya ekran bile aynı. Ne varsa oraya attı. En çok kullanılanları, şunları durdurayım ya, indiriliyor, yanlış yaptım, onu hızlandırayım derken, bekliyor, yeni Clips diye bir şey gelmiş, daha önce yoktu bu, video klip. Hadi şu HD'yi aç ya. Yetişemiyorum. Gerçi bunlar çok hızlı iniyor ama. Az kaldı. Erikli su yavrum benim. En sevdiğim uygulama. Tek tuşla bitiriyorsun işi. Açıyorsun sayfayı. Son siparişi tekrarla diyorsun. Tamam diyor. Messenger insin. İndiriliyor. 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 Tamam, başka daha yapacak bir şey kalmadı. Hediye gelmiş. Ba 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 bip bop. Sıfır bir oyun mu başlasam yeniden? Bugün başlasam ne kadar zamanımız olur acaba? 2 seneden önce mümkün değil.
İptal, giriş yap. Ne haber ben? Bay Didik Babuk Babuk. Tamam hadi. Bağla. Bak bunu da buradan göstereyim bu arada. İlk defa Supercell ID'yi alıyorsan burada millet giriş yapa bastı, orada hata yaptı. Oradan iş çok karışıyor. Sen ilk defa giriyorsan kaydol diyeceksin. Mailini yazacaksın. Gelen maile gelen kodu yazacaksın. Buraya geçmiş olsun. Ben giriş yaptığım için şimdi giriş yapacağım doğal olarak. Neyse şuradan bakayım. Hayırlı olsun. Hey babala. Çok iyi değil mi? Buradan da açalım oyunu. Ha buradan açamayız şimdi oyunu. Normal başka bir oyun açayım. Kimi açayım? Furkan'ı açayım mesela. Hatta benim oyuna gideyim. Katına bize teşekkürler kalmış burada. Renkte ciddi fark var yani görüntüde. Aradaki fark bu kadar. Yani ekran olarak büyük, hani ebat olarak çok farklı değil. Değil mi? Rengi falan da farklı. Güzel. Evet. True Tone teknoloji. Evet böyle. Ben biraz daha karıştırayım bunu. Akşama tekrar bir yayın yaparız. He bak şşt. Oğlum arkadaşlarımla tanış. Lan kalk. Büyük geldi. Büyüğünüz geldi. Bunların başına bir büyük lazımdı zaten. Çok şımarmışlardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hey babalığa bakayım. Bye bye.